Evet, merhaba herkese. YDS'yi bitirdik 18 Nisan itibariyle. Sınav nasıldı? Biraz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar genel anlamda. Tabii ki bir Gökdil'den daha zordu. Genel anlamda da 2020 sınavlarının bir tık daha kolay olacağını söylemiştik. Oradaki 27 Eylül YDS ve 13 Mart'ta yapılması gereken sonrasında 28 Şubat'a ertelenen Gökdil gerçekten daha da kolaydı. 2021 sınavları ile birlikte biraz daha zorlaşacak demiştik. Aynen onlar da maalesef diyelim ama öyle oldu. Şubat'a göre Mart Gökdil bir tık daha zordu. Bu girdiğimiz YDS de önceki YDS'ye göre çok daha zorlanmıştı. Bilhassa paragraf tamamlama sorularında terminoloji biraz daha ağır kullanılmış. Daha zorlu kelimeler. Benim bile öğretmen olarak 16 yıldır sadece bu işi yapıyor olmama rağmen anlamakta, kurgulamakta zorlandığım metinler vardı. Ama genel anlamda şunu söyleyebiliriz. YDS bir YDS sınavı. Burada kelime bölümünde birkaç tane farklı kelimenin kullanılması, bilhassa paragraf tamamlama sorularında hem cümle geçişlerini hem de anlatım olarak cümle yapılarını daha ağır kullanması ve readinglerde tabii ki bir tık daha uzun yaptığı parçalar genel anlamda bize şunu söylüyor açıkçası. Bir de şunu da söyleyeyim unutmadan. Clause testi mesela bir tanesinde yine cümle yapılarının ağır olması ve geçiş bağlaçlarının, geçiş yapılarının anlaşılmasını zorlaştırıyoruz diye düşünüyorum. Tabii gramer ve clause testle ilgili söylemem gereken bir not daha var. Özellikle ÖSYM zıtlık bağlaçlarını çok severdi önceden. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bu sınavda biraz daha neden sonuç bağlaçlarına yer vermiş. Bu küçük bir değişiklik olarak görülebilir. Ama tabii ki iyi bir bağlaç çalışmak gerekir. Bu bilgiler ışığında, bu değerlendirme ışığında yeni sınavlara hazırlanacak olan arkadaşlara şunu söylemek isterim. YDS'de artık bence bundan sonra Gökdil'de iyi çalışılmadan, iyi öğrenilmeden belli kelimeler ve gramer yapıları geçmesi çok kolay sınavlar değil. Tabii ki Gökdil bir tık daha kolay ama o da gün geçtikçe zorlaşıyor diye düşünüyorum. Burada yapılması gereken ikinci bir şey, gramer yapıları ve kelime yapılarını öğrenmeye ek olarak diyelim, bol bol okuma yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her okuma size okuma hızı ve gramer yapılarının tekrarını ve kelimelerin tekrarını kazandıracaktır. Bunlara dikkat ettiğinizde inşallah herkes güzel sonuçlar alır. Biraz uzun bir değerlendirme oldu açıkçası. YDS'ye Godfather'a diyelim şanına layık bir şekilde. İnşallah bundan sonra çok kısa sürede çalışmaya başlarsınız. Çünkü çok son zamanlara bırakmamak lazım. Taktik, teknik, tuktiklerle bu işin yapılamayacağını herkes görmüştür inşallah diye düşünüyorum. Ama iyi bir çalışmayla YDS'den de 95-90 gibi puanlar almanın mümkün olduğuna da inanıyorum açıkçası. Hele ki YÖKDİL'lerde 98'ler, 99'lar yani 98-75'ler ve 100'ler mümkün hale gelebilir diye düşünüyorum. Herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini dilerim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar.